Emzirilen sütün içeriği her zaman aynı değildir. Bebek ilk doğduğunda anneden ilk 72 saat içinde gelmeye başlayan, halk arasında ağız sütü denen kolostrum diye tabir ettiğimiz süt, içeriği antikor olarak en zengin süttü ve bu sütün gelmesi 7 ila 10 gün kadar sürer. Kolostrumdan sonra yavaş yavaş anne sütü gelmeye başlar. Anne sütünün de içeriği bebek ilk emmeye başladığında farklıdır. Yani memeden gelen ilk süt farklıdır. Laktozu daha yüksek bir süttür, daha şekerlidir. Protein içeriği yoğundur fakat yağ içeriği açısından fakir bir süttür. Bir süre sonra bebek emmeye devam ettikçe ön süt biter ve arkasından yağ içeriği zengin olan, daha koyu kıvamlı ve daha doyurucu olan süt gelir. Bebeğin kilo almasını sağlayan şey asıl son süttür. Biz bu nedenle annelerin emzirirken buna çok özen göstermelerini, dikkat etmelerini istiyoruz. Bebek her emdiği zaman bir diğer memeden başlamamalarını istiyoruz. En azından şöyle bir kural getirebiliriz. İlk bir ay memeyi değiştirmek için en az 2 saat, 3 saat beklesinler. Yani 2-3 saat boyunca hep aynı memeyi emzirsinler. Ondan sonra diğer memeye geçsinler. Bu birinci aydan sonra bu süre 3-4 saati bulabilir. Yani ilk bir ay biraz daha sık değiştiriyoruz ama üst üste bebek yarım saatte bir bile emse, örneğin ilk 2 saat sürekli sağ göğsü emzirip ondan sonra sürekli sol göğsü emzirmeleri gerekiyor. Sürekli ön sütü alan bir çocukta beslenme bir kere bebek doymaz. Laktoz içeriği çok olduğu için bebekte gazlar ve kolik ağrılarına neden olur. Bebek tartı almaz en önemlisi. Çünkü kalorisi yüksek olan son sütü hiç almaz bebek. Onun için bu emzirme konusunda bence çok önemli diye düşündüğüm bir nokta.